Merhaba tarih severler, Bay Tarih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğer kendinizi uyandığınızda eski bir Türk çadırında, Göktürk Devleti'nde bulsaydınız, muhtemel bir gününüz nasıl geçecekti bunu inceleyeceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Şehirdeki yatağınıza yatıp uyandığınızda, kendinizi Göktürk Devleti'nde eski bir Türk otağında, yani çadırında buluyorsunuz. Önce bir şok geçiriyorsunuz. Ama bu insanların birbirleri arasında konuştuklarında harfi harfini anlıyorsunuz. Şunu söylemeliyim ki gününüz çok yoğun geçecek. Güne bir kahvaltıyla başlamalısınız. Çadırın dışına çıkıp o anki şokla gezerken oba kadınlarının yufkaya benzer bir ekmek yaptığını görüyorsunuz. Ve çadırın ortasında sofra kuruluyor. Önünüze konulan bir tasta ayrana veya süte benzeyen beyaz bir içecek var. Tadına bakıyorsunuz. Önce anlam veremeyip bu süt bozulmuş mu diye düşünürken arkanızdan bir ses işitiyorsunuz. Kımızın tadı nasıl? Ve o an onun ne bir süt ne de bir ayran olmadığını anlıyorsunuz. Ve o içecek aslında kısrak sütü olan kımızdır. Peki kımız nedir? Kımız Orta Asya'nın en çok bilinen ve sıkça tüketilen milli içeceğidir. Kısrak sütünden elde edilir ve kısrak sütünün mayalanmasıyla oluşur. Kımız ilk Türkler için öylesine değerli ve kutsal bir içecek sayılırmış ki araştırmalar sonucunda bulunan kaynaklarda İskitlerin kımız yapan kölelerin gözlerinin bilinçli bir şekilde kör edildiği bilinmektedir. Bu davranıştaki amaç kımız yapımının sırrının asla bir başkasıyla paylaşılmamasıdır. Bir yapan bir daha yapmasın diye böyle bir eylemde bulunmuşlardır. Türklerin yerleştikleri toprak hükümdarın şahsi malı değildi. Türk boyları her zaman bağımsız yaşamayı tercih etmiş, kimsenin önünde boyun eğmemiştir. Eğer zor duruma düşerlerse bağımsızlık için aileleriyle birlikte yaşadıkları yerleri terk edip yeni yerler arardılar. Göçebe yaşam tarzı sürdükleri için hayvancılıkla ilgilendiler. Bu yüzden Türklerin atları sabah kalktıklarında akıllarına ilk gelen şeylerden biri olurdu. Oba reisinin görevlendirmesi sonucu atları otlatmaya obanın dış taraflarına çıkıyorsunuz. Gün hafif hafif kararırken atlarla işiniz bitiyor. Çadıra geçip 2-3 saat istirahat ettikten sonra yoğun bir günün ardından oba halkının ve sizin hafiften karnı acıkmaya başlıyor. Eski zamanlarda özellikle konan göçer topluluklarda gıdaya erişim hiç kolay değildi. O yüzden iş başa düştü. O gün görevlendirilen 6 kişilik av kafilesinin bir üyesi olarak bulunuyorsunuz. Atınıza atlıyorsunuz. Kendinizi uçsuz bucaksız Orta Asya bozkırında atınızla ilerlerken buluyorsunuz. Düşünüyorsunuz. Ben hiç hayatımda at sürmediğim halde şu an nasıl bu kadar doğduğumdan beri ata biniyormuş gibi gidiyorum diye ama sorgulamadan yolunuza devam ediyorsunuz genelde. Sığırların ve diğer av hayvanlarının geçtiği bir yerde beklemeye başlıyorsunuz. Artık at üstünde tam uyuklamaya başlayacakken kafile lideri bağırıyor ve eliyle 4 kişilik Kalmuk sığırı sürüsünü gösteriyor. Onlar kaçıyor, siz kovalıyorsunuz derken bir sığırı 6 kişilik kafilenizle çevreleyip avlıyorsunuz. Av gerçekten eski Türklerde çok önemliydi. Türk hakanları ordularıyla birlikte Orta Asya'nın uçsuz bucaksız geniş arazilerinde sık sık sürek avlar düzenlerdi. Bu avlarda ordu sanki savaştaymışçasına hareket eder, belli kısımlara ayrılarak düşmanı sarma, çevirme, sıkıştırma, püskürtme gibi manevralarla her türlü saldırıya hazır hale gelmeye çalışırdı. Ayrıca askerler edindikleri bu av tecrübesiyle aylarca sürecek bir seferde aç kalmamayı öğreniyordu. Kafile ise normalde günler sürebilen av işini 2-3 saatte halledebildiğiniz için çok mutluydu. 2 saat süren yolun ardından gece geç saatte obaya giriş yaptınız. Oba kadınları hemen etleri alıp çevirme usulü pişirmeye başladılar. Bu çevirme usulü aynı günümüzdeki gibiydi. Büyük şişlere geçirilen etler gece meydanda kurulan büyük ocaklarda çevrile çevrile kızartılıyordu. Ama siz o kadar yorgundunuz ki açlığı bile unutmuştunuz. Obaya geçtiniz ve dinlenmek için minderlere uzandınız. Ve o anda bir ses geldi. Uyandınız. Ve rüya gördüğünüzü fark ettiniz.